Kerem Bürsin 3'teymiş hayatım. Türkiye'nin en yakışıklılar listesi açıklanıyordu. Ona bakıyorduk arkadaşlar. 7. sırada 7'den geriye geliyorlar. 7. sırada Can Yaman ki çok severim. Çok beğenirim. Oyunculuğunu da beğeniyorum. Tarzını da beğeniyorum. 6. Burak Özçivit. Özçivit pardon. 6. numara Burak Özçivit. 5. numara Met Cezir'deki çocuğun ismi neydi hayatım? Serenay'ın eski sevgilisi partneri. 4. numara Kıvanç Tatlıtuğ. 3 numara Kerem Bürsin. Beğenmiyorum. 2 numara Aytaç Şaşmaz'ı koymuşlar. Tabi burada kanalında oynadığı için birazcık şey yapmış olabilirler ama benim bu top 7 listesinde Can Yaman. Adamın kıymetini bilemedik. İtalyalara gitti. İtalyalarda meşhur oldu gitti. Kıymetlendi yani. Biz burada kıymetini bilemedik. Neyse günaydın günaydın günaydın. Şiş bir yüz. 12.30'da uyuduk. 10.30'da uyandık. Neden bu kadar fazla uyuduk hiç bilmiyorum. Dün Yusuf bize o yoğurdu yedirdi ya. Lezzetliydi ve yoğurt herhalde güzel bir uyku yaptı. Aras da erken uyudu. Yusuf da erken uyudu. Hepimiz erken uyuduk ve daha yeni uyandık. Aras kuzu şimdi odasında. Yusuf hazırlanıyor. Ben de sağa sola toparlıyorum. Her zamanki kadın halleri ne olacak? Yani annenin başka ne görevi var? Onun pijamasını topla, onun yatağını topla, mutfağı topla. Şimdi çay suyu koyacağım, gözleme yapacağım. Dünkü aldığımız taptazecik yufkalardan gözleme yapalım değil mi? Kaçırmayalım hiç. Ondan sonra peynirli gözleme yapacağım. Sonra salonu falan toparlanacak, daha yataklar yerlerde. Sizler nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Şunu açtım öyle konuşmaya başladım. Olacak şey değil. Bugün günlerden Perşembe ve Yusuf kahvaltıdan sonra motoru bakıma götürecek. Ben de o esnada evi falan toparlayayım ki ben de annem çağırıyor kahveye gel görüşelim dedi. Dün de görüşmedik ki bugün gideyim bir kahve içeyim. Yusuf dönüşte işte bizi alır. Onun dışında Kemer'de benim bir işim yok. Bakıma da bir yarım saat falan sürecekmiş. Belli olmaz, daha da uzun sürebilir. Ben bu sıcakta Aras'la hiç gitmek, Kemer'le uğraşmak istemiyorum açıkçası. Dün de gittik boşu boşuna geri geldik biliyorsunuz çok sıcaktı. Ama akşama almıyorlar. Sabah saatleri gelin dediler. Ondan dolayı Yusuf kahvaltıdan sonra hemen çıkacak. Gerçi benim de yetiştirmem lazım çünkü ben de çıkacağım onunla beraber. Bilmiyorum, belki ben yürüyerek gelirim Aras'la annesine. Efendim canım? Cumartesi geldi, o pazar günü geldi. Tamam da kilometresi ilerlemiş olmaz mı? Hayır, bir şey olmadı. Öyle mi diyorsun? Hayır, bir şey olmadı. İyi o zaman kahvaltı yapalım, ben anneme gideceğim, geleceksen gel sen de. Ama öyle de böyle Kemer'e gideceksin ya, kargo işim var. Ben istemiyorum Kemer'e gitmek. Bana yapışma sürekli hayatım ya. Böyle yapıyor. Bensiz Kemer'e gitmek istemiyor. Diyor ki ertelerim ben diyor. Hafta sonu götürürüm diyor bakıma. Kargoya da beraber gideriz diyor. Vallahi hiç benim gözüm yemiyor. Kesinlikle artık istemiyorum bu sıcakta. Biz bir de bu motoru aldıktan sonra Kemer'e çok fazla git gel git gel yaptık ya. Artık böyle bir tiksindim yani gerçekten. Evet ne yapıyoruz? Kahvaltı hazırlıyoruz. Gözleme hazırlıyoruz. Günaydın dedim. Başlayalım o zaman günümüze.
Evimizi tertemiz ettik. Yusuf sağ olsun yerleri süpürdü. Ben sildim, lavabomu falan yerleştirdim. Bezimi çamaşır suyunu bekletiyorum. Her yer tertemiz. Dolap kapaklarımı falan da sildim. Aras kuzu odasında Yusuf televizyon izliyor. Ev temiz. Ben de hazırlandım, gidiyorum. Çünkü Yusuf randevuyu cumartesi pazara yaptıracak motorun bakımını. Onlar evde keyifleri yerinde. Bayraklar için çok sevinmişsiniz. Milliyetçi olduğumuzu ve Aras için çok çok öpücükler göndermişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. İki devlet, bir millet. Türklerimize ne güzel sahip çıkıyorsunuz demiştiniz. Ah, hepinizi öpüyorum tabii ki kızlar. Hepimiz Allah'a şükür milliyetçi insanlarız. Şimdi bugün çiçeklerimi sıfırlamam lazım geldikten sonra. Şöyle saçımı bandana yaptım. Bu iyi oluyor. Neden? Çünkü şöyle ufak bebe saçlarım buralara düşüp terleyip yapıştığı zaman rahatsız oluyorum. Şu gözlüğümü taktım. Pijamamı giydim. Pijama derken telefonu düşürüyordum. Pijama derken kapremi giydim. Tişörtümü değiştirdim. Diyorum inşallah motoru çıkarabilirim ya. Of, sıcak 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 sıcak. Biz bayağıdır denize gitmiyoruz. Belki bugün denize gideriz. Bakarız geldikten sonra. Bahçemiz gibi. Oh, tertemiz. Dün Yusuf gene yıkadı buraları. Her yerimiz. Motorun üstüne bu dijital olan yerine özellikle şeyi kapatıyoruz. Çarşafı kapatıyoruz ki güneş almasın. Şu kapımızı önce açalım. Motorumuzu çıkaralım. Gidelim gelelim. Aras'ın keyfi yerindeydi. Dedim siz oturun baba oğul. Ben ana kız gideyim bir kahve içeyim geleyim. Bugün günlerden perşembe, annem çalışmıyor. Evde yani. İkinci viteste geldim yavaş yavaş. Biz de yedek anahtarı arıyorduk. Meğerse arkada bagajdaymış. Biri benim, biri Yusuf'un. Annem buradan kümeslerini kaldırdı. Tavuklarını öne aldı. Şuraya da galiba tavuklar ya da kediler giriyor diye karton sıkıştırmış. Bismillah. Çok ses yapmayacağım, kardeşim uyuyordur şimdi. İşten gelmiştir. Geçen yaptığımız lambayı göstereyim size. İşte ben şuradan şu kabloyu çekerken şu köşede klimanın şeyi var. Motoru var ve orada fark etmedim, arkamda kalmış. Orada elektrik çarptı. Ben çok kötü olmuştum. Ve biliyor musunuz hala omzum şiş ve ağrıyor sağ omzum. Elektriğin vurduğu yer hala şiş yani. Bilmiyorum, morardım sırtımı görmediğim için. Anneciğim türküsünü açmış, gene ne yapıyor bakalım. Türkiye açmış, depoyu düzenli. Kolay gelsin. Dışarıda çok açamadım telif yerim diye. Burası da yeni izleyicilerim için anneciğimin evi, mutfağı. Annemin, babamın, kardeşimin, gelinimin, öyle diyebilirim. Yani sürekli annemin diye dediğim zaman soruyorsunuz. Annen yalnız mı yaşıyor, evli değil mi? Babanla ayrı mı? Kim var başka diye. O yüzden annem, babam, gelinim, erkek kardeşim ve yeğenim. Burada yaşayacaklar artık. Kardeşim Gil Bursa'dan geri geliyorlar, taşınıyorlar buraya. Bir haftaya kadar burada olurlar inşallah. Evi taşıyacaklar tekrardan. Size şeyi göstermek için açtım kamerayı. Dün annem pazardan çilek almış ve çilek reçeli yapmış. Tüm tüm, of 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 of. Daha sıcacık, üstünde dumanı. Demek ki bugün yapmış. Dün beni aradı, konuştuk, pazardan çilek aldım dedi. Biz bu sene annemle şeye niyetlendik, konserveler yapacağız. Böyle turşuymuş, reçelmiş, ondan sonra kahvaltı soslarmış, kapya biberden falan. Sezon sonu Eylül gibi, Ağustos sonu gibi. Çünkü kışa böyle şeyler yeniliyor, konserve. Sizlerde de yapanlar mutlaka vardır. Annem yavaş yavaş başlamış, çilek reçelleri de çok güzel olmuş. Ben şimdi içeri geçtim, kahve hazırlıyorum. Aslında ya Nescafe ya Türk kahvesi fark etmez dedi ama bu sıcakta da böyle sütlü sütlü güzel gider. Bu niye böyle taştı? Ben böyle sinir oluyorum bu böyle sütler, bir şeyler böyle döküldüğü zaman ya. Şekerini de atmıştım da. Küçük babam annemi, çünkü o çok büyük fincanda içmiyor, sevmiyor. Yani büyük fincanda içmiyor, çok fazla yoğun sevmiyor. Sofra bezi neredeymiş? İçerisi gayet serin. Mis gibi.
sütümüzü geri koyalım, kahvelerimizi içelim. Kız kıza. Hadi benim tatlı yiyelim, ezelim benim. Paşam gelecek yakında inşallah. Halası çok özledi onu. 3'e 5 var. Motorcu, çilem motorunu yapmış ve gidip onu almamız lazım şimdi kemerden. Ben annemden yeni geldim. Üstümü hemen değiştirdim. Şöyle bir elbise giydim ve şu şapkamı giydim. Geçen giderken bu şapkamı almamıştım ve güneş benim bütün yüzümü yaktı sıcakta. Gözlüğümü takacağım. Yanıma da bir su alacağım ama buzlu su alacağım. Çünkü buzlu suyla güzel oluyor. Hatta limonatam vardı frizde böyle. İçine limonlu limonlu yapmış atmıştım. Bunu içeyim. Alayım daha doğrusu. Üzerine birazcık su mu ilave etsem? Nasıl yapsam ki soğuk su ilave etsem tadı biraz bozulur mu sanki? Annem bana kapriyle pantolon almış. Göstereceğim şimdi. Çok güzel. Şimdi değil, belki eve geldikten sonra gösteririm. Çünkü Yusuf aşağıda ve sanırım aküsünde de bir problem varmış. Motor çalışıyormuş ama bir tane aküde problem varmış. Ben de o yüzden benim eski motorumdaki sağlam olan akülerden söktürüyorum şimdi Yusuf'a. Onlarla götüreceğiz, değiştireceğiz. Şöyle biraz açılsın, kolay çözülür zaten şeyde, güneşte. Durum bundan ibaret. Annemle biraz oturup sohbet ettik. Kardeşim evdeydi zaten. Soğuk su candır, bu benim şişem. Gidiyoruz o zaman. Yusuf'un da kargosu var, onu alacak. Ondan sonra da evimize geri geleceğiz. Aras babaannesinde. Bu sıcakta gelmeyecek zaten. Ben büyük motoru kullanacağım. Yusuf arkadan Çiğdem motorunu getirecek zaten, ancak o şekilde. Şöyle bir kapri almış. Yazlık çok ince tiriltir bir kumaşı var. Şöyle düz üstü hemen denedim. Orada çok da güzel oldu. Bu düşük bel. Şurada yüksek bel. Kışlık kot pantolon. Şöyle kendisine alışveriş yaparken bana da almış. Sağ olsun anacığım. Kesinlikle bereket. Böyle kalın güzel olur kışın bence. Buspor ayakkabıyla konverse falan. Bunu da denedim. Bu da güzel oldu. Çok azıcık bir dar oldu. Ama kapandı her yeri. Sanki böyle bir 2 kilo verirsem cuk diye oturacak gibi. Böyle ikisini almış. Kesesine bereket. Sağ olsun. Şimdi cüzdanımı alayım. Yusuf telefonunu almış. Gözlüğümü alayım. Başka da bir şey almayacağım. Bir de şu limonatamı ve telefonumu. Çıkıyoruz. Oy. Çok serin attım kendimi. Hemen böyle bir portakal ağacının altına. Geldik tamirciye. Çiğdem'in motorunu almaya teslim alacağız. Yalnız tamirci şey dedi. Bir tane aküsü bozuk. Gerçi anlattım buraları değil mi? Ben kendi eski motorumdan baktım ama oradaki aküler de patlamış ve çok kötü durumda. Yani buradaki Çiğdem'in motoruna takılacak durumda değildi. Aküleri kontrol ettik. O yüzden yeni bir tane akü alacağız Çiğdem'e. Kartını verdi Çiğdem. Restoranta uğradık, aldık. Şimdi bir tane akü alacak. Ondan sonra taktıracak. Ben önde kırmızı motorla, Yusuf arkada Çiğdem'in motoruyla eve döneceğiz. Burası kemer bu arada. Al canım. Cüzdanımda. Aç gözünü göstereyim. Şurada kırmızı. Hangisi? Kırmızı olan hayat. Dur. Hay Allah'ım, yani gerçekten dün şanssız hissediyordum kendimi. Bugün şanslı hissettim. Dedim ki motordan haber geldi, gidip motoru alacağız. İşte ne bileyim, geldik. Normalde motorcu bizi aradı, motorumuz hazır. İşte sadece akü sorunu var. Akü, yeni aküyü aldık, bağlattık ve ne oldu? Hiç şaşırmadım, motor çalışmadı. Elektrik hiçbir şekilde almıyor. Adam şey dedi, bir iki saat tekrar bir uğraşacağım dedi. Biz aha yarım saat, bir saatte kadar da başında durduk, bekledik. Orası çok sıcak. Dedi ki çıkalım şöyle bir yerde oturalım, bekleyelim. Haber gelene kadar. Adam işte haber verecek bize. Ya en kötüsü artık şey dedik, Çiğdem'le de konuştuk. Olmayacak gibi olursa motoru çektireceğiz. Yani işte iskeletini iple ya da işte ne bileyim bir şekilde çekeceğiz ya da şeyle göndereceğiz. Çünkü kırmızı motoru ben kullanırım. Beyaz motoru da iple bağlarsak Yusuf arkadan gelir diye düşünüyorum. Şimdi neye geldik? Şu Atatürk Parkı'na geldik. Atatürk Parkı'nın burası tam olarak neresi bilmiyorum da. Kemer Belediye'nin... Şu her zaman yürüdüğümüz park, sahillerin olduğu yer, ay ışığına yakın. McDonald's'ın karşısına oturduk gölge bir yere. Motorcunun aramasını bekliyoruz. Bir iki saate dedi. Ben şimdi şey diye düşündüm. Eve gidip telefon geldiği zaman tekrar geri dönmektense biriniz desenize Nigar şu şapkayı çıkar bu sıcakta diye, Allah'ım. Saçlarımı da özellikle şuraları kapatıyorum ki bu şapkayı taktığım zaman şuraları kaşındırıyor nedense. İçine böyle bir tele var. Ve kaşındırıyor beni, alerji yapıyor. Bekleyeceğiz. Burada birazcık zaman geçireceğiz. Aras babaannesinde.
Arası iki de getirmemişiz. Böyle aslında işlere zaten çocuksuz daha iyi oluyor. Moralimiz bozuldu tabii ki. Bozulmadı değil. Çünkü biz Çiğdem'in motorunu en son biz kullanmıştık. Motor bizdeyken arıza yaptı. Ve doğal olarak da ihale bize kaldı. Normalde motor zaten eski bir motordu ama kimin elinde bomba patlarsa o bütün sorumluluğunu ve tamiratını kabulleniyor. Öyle oldu gibi. Biz motorla markete gittik. Biz o zaman daha kırmızı motoru almamıştık. Motorumuz yoktu. Ve akşam markete çıktık. Markete Çiğdem'in motoruna bindik gittik. Orada da motor arızalandı ve elimizde kaldı. Öyle olunca tabii ki Çiğdem dedi ki sizde bozuldu. Yaptırın bir şekilde. Biz de oradan oraya zaten bu sürecin hepsini siz biliyorsunuz. Getirip tamirciye bıraktık. 3 hafta geçti. Tamirci bismillah ki daha yeni eline atabilmiş. Ondan sonra bizi aradı. Gelin motor hazır. Ben sevindim böyle. Hani akü alınacak falan. Çiğdem dedi ki tamam akü parasını ben vereyim. Çünkü hani akü eskiydi Çiğdem'in motoru sonuçta. Bakın parasını biz üstlenecektik. Biz verecektik. Geldik motoru almaya. Ve velhasır kelam yeni aküyü taktık. Allah'tan ki parasını ödemedik. Motor çalışmadı, yeni aküyle de çalışmadı ve tamirci yapamamış. Yani bilmiyorum tesisatta bir sorun var diyor, kabloda bir sorun var, temassızlık var, elektrik yok falan filan. Neyse, adamdan haber bekliyoruz. Duruma göre haber gelmezse de artık eve gideriz herhalde diye düşünüyorum. Çünkü hem acıktık hem sıcak, çocuk evde yalnız. Yani yalnız derken babaannesiyle ama babaannesi zaten hasta. Felaket bir gün, şanssız bir gün daha geçiriyoruz. Bakalım hayırlısı. Biz eve geldik. Saat 5.30 ve motor çalışmadı. Motorun beynini motor beyinciye göndermişler. Yani daha meşakkatli bir iş. Beklememize gerek yok ya yarın ya öbürsü gün haber gelecek bize. Ondan dolayı biz de eve geldik sıcakta. Tabii olur o süreci de bir 15-20 dakika kadar bekledik. Allah'tan ki hızlı dönüş yaptılar. Of, neyse eve geldik. Aras kuzu legolarıyla oynuyorum. Karnımız aç. Balık çıkardım. Balık kızartacağım. Yanına da şey yaparım diye düşünüyorum. Yemem. Balık yemeyecek misin? Canım severse yerim anne. Ne yapayım? Ne isteyecek? Ne yiyeceksin? Yemem ben. İstersen yerim. Çorba falan ister misin? Yok. Yusuf sen ne yemek istersin? Hı? Yemek ne istersin? Teşekkür ederim. Sen ne yiyeceksin? Benim için fark etmez mideme giden bir şey olsun da ekmeğimiz var bu arada. Ekmekle yenilebilecek. Çorba falan yapayım mı? Aras çorba? Yok. Ne peki yemek istersin? Pizza teklif ettim istemedi. Bizim için bu. Balık istemedi. Çorba. Yusuf da diyor ki sen ne yersen ben ondan yerim fark çorba etmez. Çorba olur anne çorba içerim. Beyaz çorba mı kırmızı çorba mı? Beyaz mı kırmızı mı? Kırmızı. Tamam. Çünkü şey yapacağım. Yeşil mercimekli erişte çorbası yapacağım. Seversin olur mu? Okey. Tamam. Anlaştık. Ben o zaman hemen kalkıyorum. Çorba yapayım. Yusuf sana uyar mı menü? Nasıl istersen yap. Yusuf'un güneşin başına güneş öptü tabii. Ben balıkları ne yapacağım o zaman? Defize geri koyalım bugün balık menüsü yoksa. Doğru. Üstün poşetin için zaten böyle tabağına direkt koyayım daha çözülmemiş. Of. Motor beyinciye gitti. Bugünkü işlerimizi öyle baksadı. Şimdi geri koyalım. Ne çıkaracağım biliyor musunuz? Yeşil mercimek çıkaracağım. Haşlanmış yeşil mercimek. Birazcık şöyle. Ay o da patlamadı. Şöyle. Yeşil mercimekli erişteli bir çorba yapacağım. Bir salçalı. Karnımızı doyuralım. Bayat ekmeklerimiz de var. Bir yandan iyi olur. Onu bitiririz. Benim beyler tabii çok iştahlı yiyeceklerini zannetmiyorum ama en azından çorba işte. Kırmızı çorba dediğine göre. Fikri şimdi aklımda o vardı. Bunu çıkarayım bir tane. Yorucu bir gündü gerçekten. Hiç takatim yok. Şimdi suyu kaynatacağım. Kaynaktan sonra hemen bu haşlanmış mercimekten önce şeyi koyacağım. Erişteyi koyacağım. Çünkü erişte haşlanana kadar mercimek iyice dağılacak ve iyi olmayacak bence. Ondan dolayı önce erişteyi pişirmem lazım. Kaynamış suyuma eriştemi attım. Bulyonumu da attım. İyice bir pişmesini bekliyorum erişlerin. Çünkü mercimeğim zaten pişmiş kıvamda.
Burada da zeytinyağı yapıyorum. Tereyağı çünkü içine böyle soğuyunca donuyor. Sevmiyorum ben öyle. Zeytinyağını yaktım. Üzerine salçamı ilave ettim. Domates salçası ve nanemi ilave ettim. Güzel kokuyor şu anda var ya. Şöyle sıcak basarım, çok güzel olacaktı. Sosum hazır. İşlem iyice piştikten sonra yeşil mercimeğimi ilave edeceğim. Onları beraber bir harmanlayıp pişirdikten sonra biraz tuz da koydum bu arada suyuna. Salçalı karışımı ilave edip çorbamız hazır olacak. Bayağı güzel bir besleyici çorba olacak diye düşünüyorum. Yanına turşu, karpuz falan çıkarırım. Karnımızı doyururuz. Bayat ekmeklerimiz de var. Onlar da değerlenmiş olur. Bizimle beraber kim yemeğini yiyorsa afiyet olsun. Servis sırasında gösteririm zaten tabağımı. Yemeğim o kadar lezzetli olmuş ki Aras diyor ki anne her zaman bu yemekten yap. Ha anne? Yok. Öyle demediğini biliyorum zaten, dalga geçiyorum. Yok öyle demiyorum da. Ama güzel yani, her zaman yap yani. Her zaman yap. Öyle demedim ama ya. Sen ne düşünüyorsun aşkım? Güzel. Afiyet olsun. Ben daha tadına bakmadım. Kayınvalidem elinde bugün geldi. Neydi, tabii bu yeşil mercimek birazcık şey karartıyor. Suyu açtım canım, çiçeklerini suluyor. Diğer tarafı da biz sulayacağız çorbadan sonra. Hangi tarafı? Karşı tarafa. Enerjisi yok ki, o tarafa geçemiyor. Enerjim olsun şey dedi. Buraları hareket edeyim dedi. Bayat ekmekleri dilimledim. Bir de sabahtan kalan gözlemelerimiz vardı. Acı biber. Aras kuzu hemen büyük turşuyu yanına çekti. Salça turşusunu. Neyse afiyet olsun. Dünden kalan biraz barbunyan vardı. Onu çıkardım. Yusuf seviyor çünkü. Çok geçti. Gagası kes. Ve tırnakları sivri bir kartal onu omurdu. Bille yürüdü. Bizimkiler ödeve oturdular. Ben o kadar yorgun hissediyorum kendimi de, aynı zamanda moralsiz. Şanssız bir günün sonunda. Montajımı yapıyorum şimdi yarınki vlog için. Saat 7 erken kapanış yapacağım çünkü bu vlog 30 dakika civarı orada ve anca yükleyebilirim diye düşünüyorum. Bu saatten sonra zaten bir şey yapmayız. Ödev, dinlenmece. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki izlediniz. İyi ki benimlesiniz. Hepinizi çok çok ayrı seviyorum. Hepinizin neşesi olmaya çalışıyorum. Evimin güneşi diyorsunuz bana. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Yarın görüşürüz. Bay bay.